Fatma Nur'un Mutfak Lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün sizler için tarifim kuşbaşılı bakla yemeği. Bakla yemeği için malzemelerimiz 1 kilo bakla, 1 adet kuru soğanımı küp küp doğradım. Böyle bir kase dolusu kuşbaşı et doğranmış. Ve arkadaşlar 1 tutam nane ve dereotu. Tarifimi yapmaya başlıyorum. Hem anlatacağım hem hızlı bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Öncelikle baklalarımızı nasıl hazırlayacağımızı ben öğretmek istiyorum. Başlarını koparıyorum. Elimizle kırdığımızda kazık varsa temizleye arkadaşlar. İstediğiniz kadar küçültüp büyütebilirsiniz. Ne boyda seviyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Tam mevsim arkadaşlar. Şimdi Migros'ta ya da pazarlarımızda var. Çok şifalı, faydalı bir nimet. Aşırı lezzetli oluyor bu şekilde dener yaparsanız. Çok seveceğinize eminim. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Yani eşim bakla yemiyor da eşime bile bakla sevdirdim bu tarifle arkadaşlar. Evlendiğimizde hiç yemezdi eşim. O dahi bu yöntemle benim yaptığım şekilde baklayı çok severek tüketiyor artık. Kılçığını bu şekilde bıçakla test ettikten sonra bıçağınızla da kesebilirsiniz. Şöyle. Bakın kılçıkta olmadığını zaten bıçakla da anlayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gidiyorsa o şekilde yapın. Ocağımın altını açtım. İçerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum. Ve içerisine bir adet küp küp doğramış olduğum kuru soğanımı ilave edip onları da pembeleşinceye kadar güzelce kızartıyorum. Kış soğanları daha çok gözüküyor arkadaşlar. Yazın böyle beyaz süt soğanlardan alırsanız gerçekten gözleriniz daha az yanacaktır. Bir yemeği yaparken en çok zamanınızı soğan sotelemek alacaktır. Çünkü o biraz vakit alan bir işlem. Şimdi rengi dönen pembeleşen soğanların üzerine bir tabak kuşbaşı etimi ilave ediyorum. Bu aşamada yıkanmış kuşbaşı etimi ilave ettim. Siz kıyma da kullanabilirsiniz. Kuşbaşı da kullanabilirsiniz. Elinizde hangisi varsa elinizin altında onu değerlendirin arkadaşlar. Onları da soğanlarımla birlikte soteliyorum. Bakın görüyorsunuz soğanlarımızın rengi hızlı bir şekilde arkadaşlar döndü. Ama güzelce kızarttım. Çünkü bu yemeğim daha lezzetli olmasını sağlayacak. Karamelize soğan şekline gelene kadar pembeleşinceye kadar soteledim. Etlerimizi de bu şekilde biraz soteledikten sonra böyle bir dolu yemek kaşığı domates salçamı ilave ediyorum. Onu da etlerimle birlikte soteliyorum. Çiğ kokusu çıkana kadar kavurmuş olduğum domates salçalarımın üzerine ayıklayıp hazırlamış olduğum baklalarımı ilave ediyorum. Yıkayıp süzdürmüştüm arkadaşlar. Ben yıkadıktan sonra ayıklamayı tercih etmiştim. Şimdi onları da buradaki karışımımla şöyle bir kavuruyorum. Baklalarımı güzelce kavurdum arkadaşlar. Görüyorsunuz bakla öyle kendi suyunu salan bir sebze değildir arkadaşlar. Fasulyedeki gibi olmayacağı için azar azar kaynar suyunu ilave ediyorum. Üzerine şimdi baharatlarımı ilave ediyorum. Suyumu ilave ettikten sonra 1 çay kaşığı pul biberimi. Artırılıp azaltılabilir arkadaşlar. Baharat oranları alıştığınıza göre. Ne kadar seviyorsanız o kadar kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı isotumu. Çay kaşığı kimyonumu. Bir çay kaşığı tatlı toz kırmızı biberimi. Yarım çay kaşığı karabiberimi ilave ediyorum. Ve burada yarım çay kaşığı da ben sumak kullanıyorum arkadaşlar. Korona iyi geldiği için tercihinize göre kullanmayabilirsiniz ama acılık da ekşilik de vermediği için o kadarcık bir miktar hiçbir şekilde zarar olmadığı gibi çok da yemekleri lezzetli yapıyor arkadaşlar. Sumak kullanmayı sevmeye başladım ben. 2 yıldır yemeklerimden eksik etmemeye çalışıyorum.
Tuzumu da piştikten sonra ilave edeceğim ki arkadaşlar yemeğimiz daha güzel pişsin, lokum gibi kıvamasın. Eğer tuz önüne ilave ederseniz baklalarınız sert olur. Bunu da unutmayın. Diğer bir püf noktası da budur. Suyu da ara ara ilave edeceğim ki arkadaşlar çok suya boğmayın. Çok suya boğulan bir sebze yemeği de güzel olmayacaktır. Bakla da özellikle aşırı sulu güzel olmaz. Ve lezzetini kaçırır aşırı su ilave etmek. Suyu çektikçe çektikçe ilave ederekten piştikten sonra çok az bir su bırakmak istiyorum. Biraz daha su ilave ediyorum arkadaşlar. Bu sefer ikinci koyduğum suyu üzerine kadar koyuyorum. Ve ağzını kapatıyorum. Eklediğim su sonrası arkadaşlar üçüncü suyu da çok az bir şekilde ilave ettim. Siz de suyunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Ve ben şimdi baklamın üzerine tuzunu ilave ediyorum. Salçam tuzlu olduğu için çok tuz kullanmayacağım arkadaşlar. Böyle düz silme bir çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Ve de bir tutam dereotu ve bir tutam da nanemi güzelce kıymıştım ince bir şekilde. Onları da içerisine ilave ediyorum. Aşırı yakışıyor arkadaşlar içerisine. Dereotu ve nane. Mutlaka bunu ihmal etmeyin. Bir saat kontrollü şekilde ben baklalarımı pişirdim. Çatalla test edebilirsiniz zaten pişip pişmediğini arkadaşlar. Çatalınız çok rahat bir şekilde batıyorsa pişmiş demektir. Göstereyim hemen. Bakın. 40 dakika sonrası. 6 kısıkta pişirdim geri kalan süreyi. Ve sebzelerimi de ilave ettikten sonra altını açtım. Şöyle bir taşım kaynatıp ocağımın altını kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi etli bakla yemeğimizin son şekli arkadaşlar. Tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.